Padişahın çocuğu. Bir varmış, bir yokmuş. Deve teller iken, püre berber iken, ben anamım. Beşiğinde tıngır mıngır sallanır iken ülkenin birinde bir padişah varmış. Bu kral. Yakışıklı mı yakışıklı, boylu poslu bir yiğitmiş. Padişah evlenmek istiyormuş. Ama bir türlü istediği kızı bulamıyormuş. Her gece değişik kıyafet ile ülkeyi dolaşır, kendine eş ararmış. Bir gece dolaşırken üç kardeşin yaşadığı evin penceresinin altında durup onları dinlermiş. Büyük kız kardeş, ah, ah. Padişah beni kendine eş alsa bir halılar dokurum, bir halılar dokurum, sormayın gitsin. Bunu duyan padişah, ertesi gün bu kızla evlenmiş. Fakat kız bir halıyı 6 ayda bitirememiş. Padişah bunun üzerine sözünde durmadı diye kızı boşamış. Ertesi gün yine evin penceresinin altında saklanmış. Ortanca kız. Kardeş, ah, ah. Padişah beni kendine eş alsa bir yemekler yaparım, bir yemekler yaparım, sormayın gitsin. Bunu duyan padişah, ertesi gün bu kızla evlenmiş. Fakat kız yaptığı yemekler hiç güzel değilmiş. Aksine zehir gibiymiş. Padişah bunun üzerine bu kızı da boşamış. Ertesi gün yine evin penceresinin altına gitmiş. Evde tek kalan küçük kız kardeş kendi kendine, ah, ah, kral beni kendine eş alsa bir çocuk doğururdum, bir çocuk doğururdum, dünya tatlısı olurdu. Bunu duyan padişah, ertesi gün bu kızla evlenmiş. Gerçekten de kız Nur topu gibi bir erkek dünyaya getirmiş. Çocuk o kadar güzelmiş ki bir bakan bir daha bakamazmış. Bunu duyan ülkenin yaşlı cadısı, padişahı kıskanmış ve çocuğu kaçırmış. Çocuğa da büyü yapmış. Büyüye göre çocuğun burnu sıkılınca ağlamaya başlarmış. Büyü yaptıktan sonra çocuğu sandığa kilitleyip nehre atmış. Padişah tüm ülkede çocuğu aratmış. Ama bulamamış. Cadıyı bulup konuşturmuş. Cadı büyü yapıp nehre attığını söylemiş. Nehir kenarında evi bulunan çiftçi sandığı görmüş ve hemen almış. Bakmış ki içinde nur topu gibi şirin bir çocuk var. Karısına haber vermiş. Çocuğu almış. Evlat edinmişler. Aradan 10 yıl geçmiş. Padişah bir toy düzenlemiş. Toyda ülkenin bütün gençleri ve çocukları davet edilmiş. Çiftçi anne ve baba da çocuklarını süsleyip göndermişler. Çocuk o kadar güzelmiş ki üzerine giydiği yırtık elbise bile sanki altın işlemeli gibi duruyormuş. Padişah toyda herkesi izlerken bu çocuğu görmüş. Gözleri kamaşmış. Birden kendi çocuğu aklına gelmiş. Padişah o çocuğa doğru çeken ilahi bir güç olmuş. Padişah neden olmasın diyerek çocuğun yanına gitmiş. Burnunu sıkmış. Çocuk orada ağlamaya başlamış. Padişah bunu görünce sevinmiş. Oğlunu tanımış. O günden sonra mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.